teşekkür etme istiyorum. Güzel Bafra'mızda olmaktan, sizi ziyaret etmekten, değerli kardeşlerimizle bir arada olmaktan çok memnunuz. Tekrar bunu söylüyorum. Burası da vatanımız. O vatandan bu vatana selam getirdik. Sizi orada ailenizle beraber Azerbaycan'da bekliyoruz. İnşallah. Bir de biz gittiğimiz her vatan coğrafyasında bir isteğimiz olur. Bafra'ya da ilk geldim. Bunu söylemeden sizi kadar da milli duyarlı bir başkanı görünce bunu söylemeden hiç gitmem. Biz biliyorsunuz biraz önce de konuştuk. Azerbaycan'ımızın %20'si işgal altında. Ermenistan'ın işgali altında. Ve bizim Karabağ'ımız işgali altında. O yüzden biz gittiğimiz kardeş coğrafyalarımızda diyoruz ki parklar, sokaklar isim veriyorsunuz. Bu da gençlerimizin bilinçleşmesi için çok önemli. Çünkü mesela sağ olsun kardeşlerimiz bugün davet ettiler. Biz konferans vereceğiz. Ama konferans yılda bir olur, iki olur. Ama park ve sokak isimleri olunca her gün bu bir bilinci veriyor. O yüzden Bafra'da güzel çalışmalar yapıyorsunuz biliyoruz. Bu güzel Bafra'ya bir Azerbaycan caddesi, bir tane de Karabağ Parkı çok yakışır. O parkta da Azerbaycan ve Karabağ'la ilgili tabelalar olursa bilgi verende, kimse çocuğunu getirir, kimse arkadaşıyla gelir, bir bilgi de alma imkanları olur. O yüzden inanıyoruz ki siz hem bu konuda hem de kardeş belediyeler konusunda. Yani Bafra'mızın artık Azerbaycan'da kardeş belediyesi olsun. Kardeşleşme daha da olsun. Çünkü biz zaten kardeşiz de ama işbirliğimiz güçlensin. Bunları sizden rica ediyoruz. Evet, biz de sizi burada misafir etmekten gerçekten son derece mutlu olduk. Tekrar hoş geldiniz. Hem Türkiye'ye hem Samsun Bafra'mıza. Bizim yani çok bir gün önce, dün herhalde bu konuda biraz görüş konuştuk arkadaşlarla. Gerçekten Azerbaycan isimli veya belli isimleri koyalım diye dün hakikaten değerledim yaptı. Bugün de karşılaştık yani. Şimdi o bakımdan tabii ki hatta Elçi Bey Caddesi var burada. Emir Feyzi Elçi Bey Caddesi var. İnşallah ötekilerine de kullanırız. Türk dünyasıyla tabii bütünleşmek bizim de arzumuz. Bizim de tabii Bafra'mıza geldiniz. Sizi Bafra hakkında pek bilgi veremedik ama burada kısaca yaklaşık 150 bin nüfusu var Bafra'mızın. Bafra'mızda biliyorsunuz bir ova, Kızılırmak Meri'nin oluşturduğu bir ova. Bu ovamızda işte Ramsar Sözleşmesi koruma altına alınan deltamız var. 560 bin dönüm. Orada kuş cennetimiz, işte organize sanayimiz var, orada bir de sanayide yatırımlar var, bir de kalpten inşallah üretime yakınacak yakın zamanda, sera olsun böyle oldu. Derken Bafra'mızın tabii turizm açısından da buradaki şeyimiz, şöyle size kısa anlatayım. İki tane baraj gökümüz var, baraj gökünün içinde bir minaremiz kaldı su altında kalınca. Orada tarihi bir değer taşıyor. Bu gemilerin gözetlendiği fenerimiz var 1800 yıllardan. Bu kuş cennetindeki gözetleme kuleleri. Orada bizim manda popülasyonu fazla. Türkiye'de en fazla manda Samsun'da, Bafra'da 7000 üzerinde mandamız var. İşte Bafra'nın önemli değerlerinden, yerel yiyeceklerinden pidemiz var. İşte burada ikram ettiğimiz yediniz bilmiyorum. Lokum var. O lokumumuz manda kaymaklı. Doğal. Türkiye'nin en uzun kemer köprüsü bizim ilçemizde var. Kızılırmak üzerinde. Kalyanımı geçip Sayın Başkanım oradan. Kalyanımı geçip oradan. İnşallah onun da karayolları tarafından oranın gündemde. Yani yakında ihalesi yapılacak. Proje onaylandı. İşte puşlar. Bizim deltamızda şu ana kadar tespit edilen 355 geçen toplantıda kuş türü tespit edilmiş. Bunların 140'ı burada üremekte. Çok zengin bir kuş popülasyonu diyorlar. Var. Neticede İkiztepe, Samsun Sümer yolu üzerindeki köyümüz İkiztepe'de kazılar yapıldı. Bu
burada Batı'nın tarihi 5-6 bin yıl öncesine dayanıyor. Şehrimiz oradaymış. Buradan 10.800 tane arkeolojik eser çıktı. Onların bir kısmı bizim müzemizde, bir kısmı Samsun'da, büyük çoğunluğu da İstanbul'da muhafaza altında. Kolay beldemiz var göl kenarında. Orada da turizm bölgesi ilan edildi. Asar, 3000 yıllık Asar kalemiz var. Kapıkaya, bu yaz biz orada bir festival yaptık, uluslararası. Gerçekten her yerden gelenler oldu. İnşallah önümüzün yaptığımızda sizleri de bilgilendireceğiz. Azerbaycan'dan da inşallah kardeşlerimiz gelecek. Başkanım, ben Türkiye'nin çok vilayetlerini yazdım. Adım adım kitaplarım da çıktı. 3 vilayetin, 4 vilayetin de Fahri Hemşerisiyim ben Türkiye'de. Karabük'ten Bolu'ya, Giresun'dan Aksaray'a kadar Fahri Hemşerliğim var. Azerbaycan'da anlatırım. İnşallah benim de sözüm olsun, Bafra'nı güzelce yazıp da Azerbaycan Türklerinin bu güzel bölgemizi daha da iyi tanımasına, ben de sizin bir gönüllü elçiniz olarak, kültür elçiniz olarak bu konuda yanınızdayız. İnşallah nasıl ki buraya bir daha geldiğimizde Azerbaycan Caddesi ve Karabağ Parkı'nın açılışına geleceğiz. O gün uzakta değil, Karabağ'ımızı işgalden azat edip de orada da bir güzel Bafra Parkı yaparız. İnşallah. Onun açılışında da beraberce inşallah bulunuruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bir de böyle konferanslara sağ olsunlar, söylediler sizin desteğiniz olmuş bu konferansların yapılmasında. Bunlar çok önemliydi. Gençlerimize, kardeş cumhuriyetleri, devletlerimize anlatan. O yüzden de inşallah bundan sonra da her yıl en azı Azerbaycan'la ilgili bir iki konferansa destek verin. İnşallah, inşallah. Bafra'da evet. Gençlerimiz daha çok değilsin. Bunu yapacağınıza inanıyoruz. Yaparız, yaparız. Bir de kitap var. Şimdi bizim Bafra'mızı genelde anlatan bir de şöyle bir kitabımız oldu. Bu Bafra'nın daha çok turizm aslında anlatan bir kitabımız var. Şimdi bizler önerileriniz olursa memnun oluruz. Mutlaka bunları güzel şekilde yazıp anlatacağız inşallah. Biz sözümüzü. Biz de size küçük bir hediyemiz var. Biz Zülah geldik. Burası biz sizi Azerbaycan'a bekliyoruz. Burası bizim eski şehrimiz. Yani tarihte Kız Kulesi, bu eski şehrimiz UNESCO koruması. Bakın Bafra zaten biraz değişik. Evet. Sizi inşallah Azerbaycan'a bekliyoruz ailenizle beraber. İnşallah. İnşallah orada da bu güzel yurt yerlerini size güzel şekilde size gösteririz. Bir de benim burada İmdat kardeşim de sağ olsun bunu Türkiye Türkçesine aktardım. Turan Yolcusu ve Aşk Yolcusu diye. Burada daha çok Türk dünyası üzerine yazdığım yazılar. Burada da yine bu yazılar. Çünkü bizim için vatan en büyük aşkı zaten. Bunu da size hediye etmeyi isterim. Evet. Bir de böyle Azerbaycan dedik. Üzeyir Bey'in Karabağ bütün Müslüman doğusunda Türk dünyasında ilk opera yazan kişinin çırpınır da Karadeniz'in bestecisi Üzeyir Bey'in vatanı. Burada Azerbaycan klasik müzikleri var. Onları da zamanınız olursa bir dinlersiniz. Çok memnun olurum. Sayın Bekmişe, siz bir fotoğraf. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Azerbaycan'da görüşürüz. Ama inşallah dediniz ya, biz o Azerbaycan'da sarıkta yaşayanda hep hayal ederdik. Özgür Azerbaycan'ı. Biz sizinle hele Karabağ'da, Şuşa'da da görüşeceğiz inşallah.